Nesine TV'ye seçmece bunlara muazzam içeriye hoş geldiniz değerli izleyenler bir ufak değişiklik sezebilirsiniz yerimiz bizim, değişmiş evet biz niye böyle olduk ben de şimdi fark ettim bu rejenin bir oyununa geldik evet, bizim bir böyle yerimizi bir döndürdüler evet biz dedi, de döndük dediler ki stüdyonun şu tarafında çekin artık bu tarafında çekmeyin orada bu oluyor burada bu oluyor falan bizi buraya koydular ama şimdi ben bir yadırgadım bakayım ben de bir yadırgadım bak bakayım ben de tıraş olmadım. Ful kılı geldi ağzıma evet, be çok kardeşim. Ful kılı geldi. Sakaldan gel da olabilir, olabilir Bu olabilir. ne be? Özür dilerim. Bir kahve iç kendine Vallahi gel. Vallahi billahi bu nedir ya? Özür dilerim. Sizlerden de özür dilerim. Tıraş olmadan geldim. Ee, ama artık kış geldi biraz saçı salıyorum yani. Belli salmışım. Soğuk oluyor. Hemen çekim çıkım işlerine girelim. Girelim. Çok önemli konular var çünkü. Kim başlıyor? Biliyorsunuz 15 tane konu başlığını atıyoruz. Artık tekrar tekrar açıklamaya gerek yok. 5-5 çekiyoruz. Ben çekeceğim. Çekeceğiz. Çekim çukum işlemlerinde. Inter'in şanlı yürüyüşü diye bir konuya denk geldim. Şimdi sana denk gelmesi de bunun biraz enteresan. Niye vay? Erman derman olarak. Ha burada bana bir ters bir şey mi yapılıyor? Bana bir oyun mu yapılıyor? Galiba. Ben Milan camiasının sembol çocuğu. Derman, sana derman. özellikle mi konuşturuluyor bu konu? Aynen Inter'in şanlı yürüyüşü. Zaten zorla atıldı içeride bu konu. İlla dediler. Son 14 tane konu yazıldı. 15. konu düşünüyoruz. İlla Inter'in şanlı yürüyüşü olsun. Inter'in şanlı yürüyüşü. De sana geldi. Ya aslanlar benim gibi bir Milanlı. Burada Inter'in şanlı yürüyüşü konuşur mu? O yüzden konuşmuyorum. Bunun yerine şunu söyleyeceğim. Inter minter bunlar hikaye aga. Inter minter bunlar hikaye. Milan tek gerçek. Milano'ya gittiğinde şöyle bir Duomo'nun karşısında durduğunda falan böyle orada yani Milan'ın ya e, şehrin adı bir kere. He. Uçak mı? Yani o hissedersin o his his böyle içine gelir, içinden şey yapar. E, Inter evet geçen sene şampiyon oldu. Bu sene de şanlı yürüyüşte. Evet. İşin ilginci Bizim oyunda da geçen sene şampiyon oldu. Bu sene de şanlı yürüyüşte. Lakin Erman Derman daha son sözünü söylemedi. Kimse kimse umudunu kesmesin Milan'dan. Daha ligin bitimine haftalar var. Biz son sözümüzü söylemedik. Çektim. Çek. Ne geldi? Premier Lig'deki Covid vakaları. E, Premier Lig'e buradan art. Ya şimdi bizim de işimiz Premier Lig. Hatta senin de maçın iptal oldu değil mi? Benim iki maçım iptal oldu. Benim de bir maçım iptal oldu. E, Watford Crystal Palace. Yani bazı şeyleri zorlamanın da alemi yok. E, Premier Lig'e buradan Alexander Premier Lig'e e, tavsiyelerimizden bunu iptal edin. Bence de iptal edilmesi lazım. Ben bunu NBA'de de söylüyorum. Yani NBA'de Premier Lig'de şu an biraz hani fixture sıkışmasın çok büyük şey olmasın diye ittirme yapıyor ayıptır. ama e, ya Chelsea mesela Son iki maçını 7-8 eksikle oynadı. Hem Chelsea hem Liverpool. Yani City gümbür gümbür gidebiliyorken <laughs> aynen ötekilere biraz ee, ayıp oluyor. Ya hadi Liverpool. Yani tabii Liverpool'un da dün çok eksiği vardı. Ama Chelsea'nin yani bir de ön taraftan komple bütün Konya. takımın gitmesi büyük şanssızlık. 4 puan kaybettiler iki maçta. Ve şampiyonluk yarışından kopma noktasına geldiler. Ben mantıklı bulmuyorum bu işi. Ya hadi onlar bir kere toparlayabilir atıyorum. Bir yerde City Mocalar, Mocalar. bocalar mı bocalar e, mı hiç Lid. bilmiyorum yani. Leeds mesela düşecek bu yüzden. He. Adamlar öldü. Leeds'te U23 hafta sonunda bir tane oyuncusu 15 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ayıptır. Yani ayıptır. Biz de çok seviyoruz. Premier Lig'dir. Canımızdır, ciğerimizdir. Fakat durun artık. Bir de hafta sonu Boxing Day var şimdi. Çok zor işler olacak. Acayip uzun bir çekim mu yaptım. Ya sen hakikaten ne çektin acaba? İki tane mi çektim? Bu ne? Hayda. Aa, yanlış adama geldi. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Ama senin de bir teorini almak isterim yani. Şimdi sonuçta. ben evlenmedim. Evet. Ee, 15 senedir falan da aşık olamıyorum. Bu yüzden bu soruya ne kadar cevap verme yetkisi ve şeyine sahibim. Peki şöyle sorayım evet. sana geldiği için. Evliliğe yaklaşır gibi olan bir ilişkide aşkın öldüğünü hissediyor musun? Öyle bir ilişkim de olmuyor. O zaman yapacak bir şey yok. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Uzmanların özellikle İsviçreli... Filipinli, Faslı, Tunuslu, Cezayirli, Alman ve İtalyan e, bilim adamlarının araştırmaları. Ya tabi aşk dediğiniz olay Ozancım. Yani biz de tamam belki son 15 senedir aşık olmuyoruz ama yıllar içerisinde çok aşık. Benim yani, yani, sensasyonel aşklarım Türkiye'de çok ünlüdür. Meşhurdur. Biz en büyük aşkları zamanında yaşadık. Artık doyduk bıraktık bu işleri. Tabii ki ya ben evlenmedim ama yani aşkın bir ömrü var. Bir, bir buçuk senelik bir... Yani o kimyasal bir duygudan bahsediliyor. Kimyasal patlamalar. Aynen hani böyle hu hu hu, elin oynar melin oynar sürekli onu düşünürsün falan. Sonra 8-10 ay sonra ama şimdi bu mesaja kim cevap verecek? Aa, tamam yarın orada yeriz. Aman falan bu şeylere girilir. O aşk biraz daha yerini böyle sevgiye, saygıya, ee, onunla beraber iyi hissetmeye falan bırakır. Yani o ilk andaki bum bum bum. Adeta bum bum bum. Bum bum bum. Kalp atışı azalır. E, evliliğin de o nedenle yani aşkı öldürebilme ihtimalini yüksek evet. görüyorum ben. Doğru, haklı. Ne? Haklı. <laughs> ya yakaladım buradan. Yakaladım işte iki senelik evli barklı adam evet evlilik aşkı öldürüyor dedi. Ya böyle şey demedim. Ben bunu yengeye kayıt olur atmaz mıyım? Atarsın muhtemelen anlamaz. Yazı alt yazı da koyarım. Güzel. Yengemiz yabancı olduğu için alt da koyarım derim. E, marriage kills love. Ne geldi? The love. Ah 2022 geliyor geldi. Marriage, kız love. Ha? 2022 geliyor. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıllar herke... Ne? Hiç mutlu ve kutlu gelmediği için bir anda yani, kendimi... Alışkanlık, susturdum. bu bir alışkanlık. Maalesef evet. alışkanlıklarımız da kırıldı. Ama ben yıllardır söylüyorum. Geçen sene de söylediğimde çok büyük olay çıktı. Her yıl. Her yıl birbirinden beter oluyor. Daha kötü bir yıl olur. Evet. Daha kötü bir yıl oluyor. 2022 bundan da kötü olur. Ben şöyle söyleyeyim. 2019'un 31 aralığında bir Instagram postumu gördüm. Hı -hı. 2020 sen biraz sakin ol işte çok şey yaşadım 2019'da. He. 2020'den sakinlik sonra bekliyorum. Dedi. Sonra geldi. önce araba çarptı bana. Sonra influenza oldu <laughs> muhtemelen Covid'di o. Üstüne bir de Covid geldi. Ben artık yıllardan bir şey beklemiyorum. Yani siz de bir şey beklemeyin. Çok hayal kırıklığı oluyor boşu boşuna. Ee, ama tabii ki yeni yıl ee, ne olursa olsun bir şeydir insanın sen içinde. Izleme sıfıra ee, ha acaba yani yeni bir beyaz, beyaz sayfa, bir sayfa, yeni yani. hedeflerin var. Şunları yapabilir miyim bu yılda falan? Filan. Yapamazsınız. O yüzden boş. Boş boşuna gerek yok. şey yapmayın hiç canınızı Kendinizi sıkın. yormayın. Yani beyaz ee, sayfa açacağım yok da onu bulacak kırtasiyeye gideceğim falan gerek yok. Çok doğru konuşuyor. %100 yüz doğru konuşuyor. Ne geldi? <laughs> Oo, ne bu ya? İdeal börek. İdeal börek. İdeal börek. İdeal börek ne böreğidir? gibisinden bir tartışma açılacak galiba. <laughs> ben su böreğini çok severim. İçinde Boştan ne olmalı? Çok severim. Hı. Kıymalı böreği çok severim. Peynirli böreği çok severim. Böreği çok severim. böreği çok severim. Bunlar benim için ideal börektir. Böreği sever. E, börek sevilmez mi be kardeşim? Yani şimdi şöyle bir problem var. Belki su bana burada çok bir severim. gerginlik yapılacak. Kıymalı böreği çok severim. Ispanaklı börek. Ispanaklı böreği çok severim. Burada patatesle mi? Peynirli patatesli böreği hiç sevmem. Patatesli böreği sevmem. Patatesi böreği burada patatesli börek severlerden çok ciddi tepkiler alacağım. Karbonhidrat, içi karbonhidrat mı? He. Ha ağzını öpeyim ya şöyle bıdı 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 oynayayım dudanla ya zaten patates zaten börek gibi bir şey bir de bunu yani patso'nun bir benzeri yani pa ekmeğin içine patates koymuşum patso böreğin içine patates koymuşun patyuf patyuf patyufka yani Pat yufka. böyle bir şey olur mu ya İdeal börek beni kıymasıyla sanırım. peyniriyle İspanayla. İspanayla tatmin edecek benim için budur. Peki ideal börek tipin su böreği mi? O mu? Onu mu anladık. O tip bir börek beni ha. Ha. Pıtır pıtır sarılmış bir güzel şöyle kıvamında sigara böreği de yerim. Bir kol böreği. <laughs> kol böreği yerim. yerim. Ama yani şöyle kare şeklinde çatır çatır bir su böreği ya da o formda evet. bir ıspanaklı börek, bir kıymalı. Son bir soru. Bu yeni Son... dönemde çıkan Adana böreğine ne diyorsun? Demiyorum. Demiyorsun. Yani çok şey değilim. Bir Instagram abartısı mıdır? Öyle de demeyeyim ama şimdi Adana'da da bizim e, binlerce dostumuz, kardeşimiz var. Adana'yı Adana, Adana bir şey değil, Adana böyle yine diyoruz yani. E, yani ben zaten Adana'yı da çok severim. <laughs> bir buçuk acılı, o Urfa tabii acılı Adana. Tabii tabii acılı Adana. Acısız olunca Urfa. Adana bizim canım. Beni Adana halkıyla karşı karşıya getiremezsin bu programda. Bir denedim Aslan... ama olmadı. Getiremezsin. Zehra Güneş. Evet. Burada pası Erman'a atıyorum. Niye bana atıyorsun lan? Zehra Güneş'le ilgili pas, pas geçeceğim. Allah Allah Erman'a atıyorum diye. Şampiyon oldular. Tebrik ediyorum. Bunun evet. dışında da başka bir şey bilmiyorum. O yüzden ne geldi? Canımızdır. Nadal geri döndü. Ha, Bak bunu konuşurum. Bunu konuşurum canım. Güzel. Aferin. Sen ne nadal, geri, şimdi, yani, nadal geri döndüden ziyade. Ne oldu? Nadal ve Endemir'in aynı gün korta çıkması aynı gün dönmüş olması bize böyle bir 10 sene önceye götürdü. Ben de götürdü. Bir nostaljilendik. Ya yani şimdi bu adamlar artık kariyerlerinin sonuna geldiler. İnsan bir yandan tabi next gen geliyor ama ex gen de mesela Federer. Bilmiyorum artık bir daha oynar mı? Efendime söyleyeyim Andy Murray bir daha oynamayacak dendi. Hafif oynar gibi oldu. Gördükçe seviniyoruz. Yendi Nadal'ı. Yani onu geçtim. Nadal bir daha Roland Garros'ta aynı şeyi gösterebilir mi? Bunu bilmiyoruz geriye bir Djokovic kaldı. Nadal'ın elini kolunu bağlasan Roland Garros'ta finale çıkar da Yapar. final ne olur bilmiyorum. Ya yani işte Djokovic iyi bir Djokovic artık o kadar zorlayabilme ihtimali var mı? Geçen sene kaybetti. Bu arada Djokovic'e de teşekkür ediyorum. En azından aşı olmuş. Yani Avustralya açıkta oynayabilecek. Ee, var olsun. Kyrie Irving yani... de Kyrie Irving de sakatlandı galiba <laughs> aşı olup. Hastı COVID protokolüne girdi. Aşı olmadı da. Olmadı mı da? Aşı olmadı hayır. Bir de COVID protokolüne girdi. Ona da inanmıyordur o. Ne geldi? Kardeşim bu ne ideal börek Adama mi karbonhidrat geliyor. Yani bu ne biz kendimize biraz dikkat etmeye çalışıyoruz işte PT'ler miti'ler PT rejime girelim dedik ama e, son bir haftada biraz yedim. Bunu da söylemem lazım zaten az önce Ozan Olur dedi. Olur o kadar. Ozan German dedi ki Armancım dedi hayırdır dedi sen dedi biraz dedi kilo mu aldın? Dedim Sayın Yaman Sayın German. Kışlık bize... bedel. Yani şimdi sürekli yağmur yağıyor. Battaniyenin altındayım. Bir yağ ayıyor. olması lazım. Evde iki tane kedi. Depresif bir ortam. E ne oluyor? Niye? Abi oradan bize bir sütlaç yolla. Abi oradan bize ne bileyim bir waffle yollayın. Abi yolla bir işte şey gözleme kaşarlı maşarlı falan. Şeker ve karbonhidrat. Şeker ve karbonhidrat. E bunlar yaşandı. Yapacak evet. bir şey yok. Simit mi açma mı sorusunun bendeki yanıtı net bir şekilde simittir. Güzel. Onu söyleyeyim. Ben de. Söyleyeyim. de. Ben de, de. E çünkü yani simit susamıyla. O gevrekliğiyle böyle çıtır çıtır. Çok kötü oldum. Çok kötü yani i̇yi açma da inanılmaz etkileyici bir şeydir ama iyi simit bulduğunda, "Oha bu simit iyiymiş." dersin. İyi yani, açmaya yer geçersin. He? he? Ay yine ağzını burnunu öpeyim. Ya şöyle ben açma aramam. Mesela şimdi Ozan Yerman dese ki çocuklar size 5 tane açma aldım, gelin yiyelim. Yerim, afiyetle de yerim. Tattı, tadını da çıkartırım. He. Ama yani gün içerisinde ya da bir kahvaltıda aldığın bir açma, yani, alayım. açma Canım alayım bir açma he, falan. çekti falan ama ya Ama bir... simit öyle değil. Simit başka. Simit öyle değil. Simit başka bir şey. Ee, geldim. Çektim. Dördüncü çekim çukurumda. Dördüncü çekim. O. Çok iyi Duşan oyuncu çıktı Vlahovic sana. Çıktı. Çok iyi oyuncu çıktı sana. Gel kardeşim. Eyvini ver Gel. bana sev kardeşim. Yalnız bu duşanla yalnızlık var. Dufsan Yalnız... yazılmış. Dufsan yazılmış. Yok Eşan. Duşan Vlahovic. Evet. Olsun yani o da hey yok. şeydir ama o da şeydir diyorsun. Evet. Ne topçu be bam bugün atıyor. Valla Ronaldo'nun takvim yılı rekorunu kırmış Serie A'da. Serie A'da 33'tü. Egal etti galiba. Kırdı mı? Yok 32'ymiş 33 olmuş işte. Ha olabilir. Yani Fiorentina'da atıyorsun. Gel bir de Arsenal'da at. Yanında Saka, efendime söyleyeyim arkanda Ödegaard, solunda Simitrov. İnanılmaz. Gel, gel bizi basamak olarak kullan. İmzala 4 yıllık. 2 seneye çıkış verelim sana. 80'e falan. Böyle bir çözelim bu Yakıştı işi. Yakıştı mı lan senin gibi Arsenal'da ya? Bizi basamak olarak kullan. Ya şimdi bizi basamak olarak kullan diye getireceğim. Ondan sonra biz de tutacağım yani. Ee, Göndermeyeceğim. Olay bu. Dortmund Haaland şekli. Ha, Dortmund Haaland şekli. Onlar da tutamıyor gerçi Ama şu ne anda. be. Duşan. Vurdu mu atıyor. Her şey atıyor adam. Yani Haaland'ın üzerinde çok hype var. Ama e, bu çocuk da daha 2000'li. E, ve Ge yani. Geçen sene de bayağı atıyordu ama bu sene iyice bir olgunlaştı. Dün işte ben maçını falan anlattım. Ha, doğru. Alıyor, veriyor, tıkır tıkır falan ve yani ceza sahasına girdi mi de her türlü vuruşu var. Güçlü, boy yerinde, fizik yerinde topla, alışverişi falan Sakinim. çok iyi. Ee, yani kış transfer döneminde olmasa da muhtemelen şeyde gider. Fiorentina'da bayağı gömü buldu yani. Aynen gömü buldu. Bir ee, 70-80 100 arası çıkar orada. Yani işte bu pandemi mandemi muhabbetlerinden 70-80'e düşerse düşer yoksa 100 artı bir oyuncu. Tabii tabii 100'ü var. Buyur. 100 artı bir oyuncu. Ben son çekim çukumumu yapıyorum. Son çekim çukumum evet. Son çekim çukumum <laughs> için heyecanlıyım. Ne geldi? Hayda! Güzel şimdi işte yerini buldu. Milan'ın durumu. Şimdi bana ilk turda çıkan Inter'in şanlı yürüyüşünü... Çok büyük bir Milanlı olduğum için böyle geçiştirmiştim. Ama bu konuyu derinlemesine konuşalım. Pioli Hoca Milan'ın başında. Pioli Hoca muhtemelen Erman Derman'la FM günlüklerini sezonun başında zamanı varken bolca izledi. Bolca gözlem yaptı. Erman Derman'la çünkü sezon başı daha maç falan. Yani. Takvim daha boş. Bir antrenman yaptırıyor. eve Geliyor açıyor nesneyi. Erman Derman'la FM günlükleri. Pat, orada izliyor. Erman Derman'la FM günlükleri. Sezon başında yükledi bilgiyi, yükledi bilgiyi. Milan 15 maçta 14 galibiyet falan filan. Atıyorum şimdi de yani işte. Öyle bir şeyler e, bir ama liderdi yani. yani. 11 maçta 10 galibiyet falandı. Ne zamanki ki Pioli Hoca maç üstüne maç, maç üstüne maç, maç üstüne maç. Bitti gitti. Nesine TV ve FM günlüklerini izleyemez. Benden bir takım şeyler alamaz oldu. Sezon başında konuşur muydunuz? Ya yani mesaj atar mıydı Hocam, ya beni, böyle, Ben böyle. Pio derim. Pio. Pio beni aradı. Dedi hoca dedi, e, nasılsın, ne yapıyorsun falan. dedim iyiyim ondan sonra işte çocuklarla antrenman için bizim takımlar farklılaştı. Ben tabii o onun çalıştırdığı Milan'ı çok değiştirdim. Dönüştürüm yaşadım. Bende 15 tane farklı oyuncu var. Fikir alışverişi falan yapıyoruz. Pio hoca dedim yani ligde dedim. Kartların yeniden dağıtılabileceği bir sene. Her takım güç kaybetti. Inter falan da güç kaybetti. Akıllı olursan şampiyonluğa oynarsın. Benden bir örnek al dedim. Bana diyor ki senin şampiyonluğun yok da. Ya kardeşim. Hayır. Bana niye kelime oyunu yapıyorsun Hayır, Piyo? Hayır bir de. yani bana şampiyonluğun yok diyen adamın bari. Bana niye kelime bari... oyunu yapıyorsun Pio? Biz geçen sene İtalya kupasını nasıl aldık? Juventus'u ezdiğizde sen önce bir İtalya kupası al be. Bu sene şampiyonluğa pıtır pıtır oynuyoruz. Pio dedim beni böyle ezmeye kalkarsan. Kendin gülünç duruma düşersen. Kapatıyorum telefonu. Ne yersen ye dedim. Ondan o gün bugündür. o gün bugün konuşmuyoruz. İşte Piyo'nun Milan'ı dün de rezil oldu. Yazık. Bu takım daha da düşer. Ama, Herman Erman Derman'la FM günlüklerini izlemeye devam edin. Bu yıl be, hocanın kru, şampiyon... geldi be. Hocanın şampiyonluk yılı dikkatle izleyin. Geriye düştük biraz ama korkmayın. Çektim. Çek bakalım. Son çekim çıkımım. Ne geldi? <laughs> Los Angeles Huzur Evi. Güzel. Ayza'ya Thomas'ın da gelmesiyle beraber yaş ortalaması 83 oldu. 10 günlük bir kontrat oldu. Evet ama o kontrat uzayabilir. Ya bu 10 Çünkü... günlük kontrat kaç para veriyorlar? Ben merak ediyorum mesela. Yani veriyorlardı 3 bin 4 bin lira. 3000 bin bin lira az yani sonuçta NBA maçına çıkıyor bu. Bir de kaç at? 19 falan at. Daha fazla veriyorlardı tabii ki de. Maç başı öyle veriyorlardı belki. Yani işte herhalde bir şey vardır. Hiç 10 günlük kontrat almadım. Ya hiç on... Sağ evet. olsun bugüne kadar çalıştığım kurumlar bana çok büyük güven duydukları genelde için. Genelde bir yıllık. Genelde 5-6 yıllık uzun kontratlar veriyorlar. E ee, ama Ayziyatamız delikanlı çocuktur o anlamda severim. Sokak basketbolu oynar, delikanlıdır, kraldır, hoş çocuktur. Çok büyük haksızlıklar edildi zamanda kendisine. Sakatlandı, makatlandı, atıldı takımlardan, bakımlardan. Boston'dan Boston'da bir haksızlık edilmişti kendisine. O anlamda sevindim. Ama Lakers'ta gerçekten ben bu tabiri daha önce de kullanmıştım başka bir yerde. The Expendables. Yani. Ya tam bir huzur evi. Herkes 58 yaşında. Los Angeles merkez kafasına göre herkes takılıyor takım. Bu takım sezon sonunda nasıl çıkaracak? Şu, Gerçi maç şu, oynamıyor şu anda. Şu anda, anda playoff'da sıkıntıya doğru gidiyor. Ee, yani çok komik olur bu takım bu, bu kadroyla e, bir de playoff göremezse tamamen gelecek sezon rebuild dediğimiz olaya gider. Ulan ben niye konuşuyorum? Ne bileyim. Aa, şimdi Aa, Los Angeles'ta kendini ya. tutabiliyor musun? Aga tutamıyorum. Biz, bizim aşkımız bu da Los Bu adam Lakers. Bu adam bir Lakers. Bizim aşkımız Los Angeles. Biz Staples Center'ın önünde gözümüzü açtık. Başladık. Sarah Moore, Layla falan filan da sen konuş kardeşim. Yani. Hep böyle yapılıyor. Yani bu adamla yaptığım bütün programlarda bu yük çekmekten çok Kullanıyorum saklı. ben bu adamı kullanıyorum. Neler çekildi de çıkmadı. <laughs> Neler çıktı da çekilmedi konuşamıyorum. Vakıfbank şampiyon oldu. Bütün e, Vakıfbank camiasını, Güdett Hoca'yı, değerli oyuncularını ve tüm Vakıfbank camiasını tebrik edelim Nesine ailesi olarak da Bu gerçekten. Ülkeyi artık bir voleybol ülkesi olarak kabul edin. Yani etmek lazım evet. Yani. Gianluca Scamacca er er dün maçını anlattı arkadaşlar. Çok sevdiğim bir oyuncu o da. Yani Dušan Vlavić kadar olmasa da o da geliyor pıtır pıtır. Bu ne? Volkan Demirel, Caner Erkin Güzel kaderin Caner bir cilvesi abi. olarak Volkan Demirel'in ilk teknik direktörlük yaptığı mücadelede ona 3 puanı getiren golü Caner attı. Enteresandım Eski bak, bak bu bana gelseydi koşarak da sarıldı. Volkan Demirel bizim oynadığımız Efendilik'de Gut Fellas diye bir takımda oynuyordu forvet olarak. 2 hmm. hafta önce kendisiyle oynadık. Adam şimdi Süper Lig'de teknik direktör eee. oldu. Nereden nereye biz olacak değiliz tabi. Bir de aslında bunun da sonunda çıkması iyi oldu. 2021 gidiyor. Git abi git. Defolsun gitsin. Git. Ee, olayımız bu. Kazasız, velasız git de şu 10 gün daha büyük bir bomba patlatmadan. Yani daha ne olacak ama. Ah be Ozan'ım be yani kafanı da öptüm ama randımanı alamadım. Bir daha tıraşını mıraşını oldu ha, ya. Ha evet. Hiç böyle Bir sonraki programa yani. söz. Bir sonraki Zaten sonra. yerlerimiz değişti bir yadırgamıştım. Bir de tıraşsız kafan falan. Çok, çok zor oldu. Çok farklı bir program oldu bu. Çok ya. zor oldu benim için. Ama çok enteresan bir şey olacak. Ne olacak? Şimdi bunu herkes 2021'in son programı zannediyor. Galiba. 15 günde bir yayınlandığı için. Hesap yapalım. Bir sonraki program. Normalde yani. ocağın başında olması lazım. Ama... Ocak başında olması lazım. Ama biz ocak başında yapmayız programı. Şimdi orada koku moku olur. <laughs> bir sürprizimiz olabilir. Bu şerhe düşelim. Yıl bitmeden bir sürprizimiz olabilir. Bu şerhe düşüp Nesine TV'den Seçmece Bunlar'dan sizlere veda edelim. Hoşçakalın.